Kıbrıs için hazırlandık. Allah isterse bir 10 dakikaya kadar pasaport çekimlerimizi yaptıktan sonra Kıbrıs'a yolculuğumuz başlayacak. Ve sabah sabah otelimizde olacağız Allah isterse. Emre'nin de yanımızda gördüğünüz gibi sponsorumuz. Biz yalnız bırakmadık. Bizimle birlikte Kıbrıs'a kadar gelmeyi de çok bizi gururlandırdı. Şu anda gördüğünüz gibi Kakadeci'ye doğru hareketimiz başlamıştır. Çekimlerimizi otomatik bakmıyor. Şu anda da valizlerimizi vereceğiz. Yavaş iş geçiştirmiş de başlamıştır arkadaşlar. Hayırlısıyla 32 kişilik bir takdöre buradan gidiyoruz. Orada ne şekilde temsil ederiz. 16'da döneriz. Şu gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Cemil Bey yanımıza geldi. Cemil'in bir şikayeti var arkadaşlar. İsmini doğru söyleyelim diye. Evet. Bu arada tüm futbolcularımız gelmiş bulunmaktadır. Önceden giden iki yöneticimiz var orada. İç yöneticimiz Zeki Salih, İbrahim Tümser ve Osman Ercan. Önceden onları gönderdik. Hazırlıklarımızı yaptılar. Akşam bizlerle güzel bir şey. Tüçümüzü yaparız. Artık güzel bir 15 Kasım'a kadar geliriz. Senin de daha önce Kıbrıs'a gittiniz mi? Çok oldu. Çok oldu. 20 yıla yakın oldu. Çok, Kıbrıs'ımız çok gelişti. Çok güzel şeyler var. Evet, evet, çok güzel şeyler duyuyorum. Gerek turizmde, gerek inşaat firmalarında. Güzel. Peki de siz orada bu işin firmanızda bir şey yapabilirsiniz. Evet, inşallah, inşallah. Güzel olmasın. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmiş bulunmaktayız ekibimizle ve bizi de karşılayan ve bizi çok memnun eden Kemalettin Kemal arkadaşımız. Az önce ona sorduğumda daha çekime başlamadan nerelisin artı bir ayrı bir heyecan duydum. Kemal nerelisin kardeşim? Ben aslen Doğu Türkistanlıyım. Tengri Dağları'nın bağrından kopmuşuz gelmişiz burası buraya. İşte doğuma Doğu Türkistan, büyüme de Türkiye. Türkiye de bizim vatanımız, yani, Doğu Türkistan da bizim vatanımız. Benim, aslen Doğu Türkistanlı Uygur Türklerindenimiz. Ben her zaman için yani Türklerin atalarını bu Tigri Taralı Dağı'da çok merak etmişimdir. Ve sizleri de böyle bizi karşılarken bulmak bizi çok memnun etti.
Ben her zaman için Türk toplumunun, yani bu Türk ulusunun büyük güçlü olmasını isterim ve böyle bazen bizi bölmek isteyenler, kendi aklınca iş yapmak isteyenler her zaman için de göğüs germişim de bunu her zaman yapacakmışım. Sen nasıl bir düşünsün Türk toplumunun böyle bir dünya içerisinde güçlü olmasını istersin yoksa böyle bölünüp bölünüp yok olmasını mı istersin? Tabii ki Türk topluluklarının böyle birleşip güçlenmesini isterim. Yani eski Türk, yani eski Türklerin gücünün tekrardan geri gelmesini isterim. Yani bu yüzden tabii bu yüzden yani Türk topluluklarının birleşmesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani Türk topluluklar birleştiği zaman zaten ne kadar güçlü olduğunu o zaman görürler. Yani sağ olasın Kemal Atilla. Zaten bir atasözü vardı. Yani. Deneyelerimiz, atalarımız. Türkiye. Bölüşürsek diyor tok oluruz, bölünürsek yok oluruz diyor. Bu yüzden biz de burada mesaj verelim. Bizi bölmek isteyenlere gelsinler. Bizler birlikte bu Türk toplumun içerisinde yer alsınlar. Kemal Atilla bizi karşısına çok sağ olasın. Ben senin teşekkür ederim. Senin gibi dostumuz da oldu buradaydık. Artık her geliş gidişlerimizde seni burada inşallah görürüz. İnşallah hocam. Sana da hayırlı işler. Sağ olun. Sana iyi olsun. Berk hocamız Kıbrıs'a geliyor. 2018-2019 sezonunun hocası, milli takım hocası Berk Hoca. Milli takımımızı, karmamızı burada temsil etmek için bulunuyor. Alalım görüşteki lütfen. Valla iyi bir maç için geldik. İyi bir hazırlık geçiremedik. Böyle diyeyim. Ama iyi bir maç olacak. İyi bir maç olacak. Evet. Çünkü kaliteli topçularla geldik buraya. Evet. En iyi, en güzel şekilde gideceğiz. Evet, şu an Kıbrıs'ta bulunuyoruz. 2018-2019 sezonunun karma menajerimiz Berk Hoca ile birlikteyiz. Hocam Kıbrıs'a ilk gelişinizde herhalde. Evet. Öncelikle ne hissediyorsunuz? Önce onu öğrenelim. Valla bana yabancı gelmedi. Adana Havaalanı'na çok benziyor. Hava böyle gittim de bir yere Adana Havaalanı'na geldim mi diye düşündüm. Benim bir gönlüm Mersin'de olduğu için. Evet. Öncelikle bana bu görevi yönetim verdiği için teşekkür ederim. Gurur verici bir gün. Kolay. Hazırlandık, hazırlanmadık değil. Ama yeterince bana göre tam olarak der misin? Yok. Yani 3 haftada ne kadar hazırlanabilirsin. Ama bundan sonraki temaslarımızda bu yıl içinde öyle yapacağız ki karmayı devamlı hazır hale getirelim. Yönetimimizde sıkıntı çekmesin. Çocuklarıma güveniyorum. Maşallahları var. Kadromuz en iyilerini seçtik. Kadromuz da güzel. Efendi çocuklar. İyi bir maç olacak inşallah. Güzel, temiz bir maç olmasını dileriz. Amacımız o zaten. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şu an Kıbrıs'a varmış bulunuyoruz ve yanımızda Bekir kardeşimiz var. Bekir Baca, kendisi İngiltere'de Boğaziçi'nde menajerlik yapıyor. Bu sene de bize
karmamıza yardımcı manager olarak geldi. Alalım görüştüğünüz Bekir Hoca. Büyük gurur benim için. Hiç beklemediğim anda teklif geldi. Sevindim. İşimi de seviyorum. Karma için ve milli takım için elimden geleni yapıyoruz. Berk abi hocayla. İlk gelişiniz mi Kıbrıs'a milli karmayla? Oyuncu olarak geldim. Sorumlu olarak geldim. Ama menajer olarak ilk defa. Hangi yıllarda oyuncu olarak geldin? 2010-11 arasıydı sanırsam. Boğaziçi'nin şampiyon olduğu bir sene sonra. Boğaziçi'nin şampiyon olduğu zaman da hemen aynı sene Karma'yla birlikte Kıbrıs'a geldin. Evet. Şimdi de yardımcı hoca olarak geldin. Evet öyle. Evet. Şimdi yıllar önce Bekir Hoca futbolcu olarak geldi. Ondan sonra sorumlu olarak geldi. Şimdi yardımcı olarak manager geldi. Ve Allah isterse 1-2 sene sonra herhalde Karma'mızın manageri olarak gelecek kendileri. Allah'ın izniyle inşallah o da olur. Buradaki maçlar nasıl geçecek sence? Ben takımımıza inanıyorum. 16 sene çok iyi oyuncu seçtik ligimizden. Gencimiz var. Çok güzel gençlerimiz var. Onlar hepsine güveniyoruz. Kadro sağlam diyorsun. Çok sağlam. Çok sağlam. Çok sağlam. Bu maçı alır gideriz. İnşallah. İçimdeki his öyle diyor. Evet. Şimdi Bekir Hoca'yla yaptık biraz sohbet. Biraz da oyuncularımızla bakalım hangileri daha evvel geldi, hangileri gelmedi bir göreceğiz. Evet, hemen şu an yanımızda Sefa kardeşimiz var. Sefa Esenler'in aslanı olarak anılıyor. Sefacığım, şimdi Kıbrıs'a geldin. Zannediyorsam ilk gelişindir. Duygularını alabilir mi lütfen? Vallahi güzel. İnşallah yeneriz. Daha ilk gelişim zaten. Duygularını alalım. Duygularım. Mutlu musun? Mutluyum canım, tabii ki. Sağ olsun yöneticilerinizden, hepinizden teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Zaten son senemdi. Bu da benim için bir iyi bir şey olmuş oldu. Yani buraya gelip hem arkadaşlarımıza destek olup hem de futbolu bırakmadan bir kez daha sahalara çıkayım diyorsun. İnşallah. Allah'ın izniyle. Maçı alırız değil mi? Rahat olalım, alırız. Sıkıntı alırız. Yok. Sıkıntı yok. Evet. Biz sizlere güveniyoruz. Zaten burada kendi evinizdeki gibi olacaksınız. Hiçbir değişiklik olmayacak. İngiltere'de nasılsa Kıbrıs'ta da aynı sıcaklığı bulacaksınız. Bundan dolayı hiç şüpheniz olmasın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sırada Ömer kaptanımız vardır. Ömer Bey, sizin de bir görüşlerinizi alalım. Kıbrıs'a ayak bastınız. Daha önce herhalde gelmediniz Karma'yla. Yok, daha önce geldim. Bu benim Kıbrıs'a 7. gelişim oluyor. Karma'ya mı gelmiştin? Karma'yla ve diğer takımlarla da geldim. Birçok kez de bulundum. Dolayısıyla tekrardan yavru otana geldik. Kıbrıs'ımıza geldik. Dolayısıyla buradayız. Kupayı almaya geldik. Şimdi İngiltere'deki havayla buradaki hava bayağı değişik olacak. Oyuncular sence burada aynı performansı gösterebilirler mi? Tabii, artık bu saatten sonra maça odaklanacağız takım olarak, takım halinde, kafile olarak. Artık yani yavaş yavaş motivasyon şekilde maça çıkacağız yani. Teşekkür ederim. Evet, Kubilay. İki kelime alalım, iki kelime. Kıbrıs'ı beğendin mi? Kıbrıs çok güzel ya. Çok güzel, hava... Daha bir şey görmedin ama. Ben ikinci gelişim yani, ikinci gelişim oluyor. Güzel. Hava süper yani, tam bizlik. Maçı alır mıyız diyorsun? Maçı alırız sence ya. Almazsa bile berabere kalırız diyorsun. Yok ya, öyle bir ihtimal yok. Alacağız yani, almaya geldik maçı. Bu sefer almaya geldik. Yani ciddi ciddi geliyoruz yani. Hadi hayırlı olsun o zaman. Evet, sırada kim vardır? Burada, evet, İsmet bizim olmazsa olmazlardan. İsmet'im nasılsın? İyiyim valla, sağ olasın. Siz nasılsınız? Valla ben de iyiyim. Kıbrıs'a ayak bastık. Otobüste otelimize doğru gidiyoruz. Bir iki kelime alalım senden de. Yani şu an biz bu kadroyla heyecanlıyız. İyi şansımız da var. Bence bu maçı alabiliriz. Yani öyle eğlenmeye için gelmedik yani.
spor oynamak için, futbol oynamak için hepimiz beraber maçı alacağız. Yani geri dönerken elimizde kupamızla birlikte döneceğiz. İşte biz onu istiyoruz. İnşallah yapabiliriz onu. Aynen. Size güvenimiz sonsuz. Sağ ol Hasan abi. Evet hocam, sırada Hasan var. Hasan Kıbrıs'ın yabancısı değil. Hasan daha önce Kıbrıs'ta hangi takımda oynuyordun Hasan? Mausa Türk Gücü'nün eski oyuncularından. Evet Hasan, yurduna geri döndün. Alalım bir duygularını. Güzel bir maç yapmak amacıyla ülkemizdeyiz. Çarşamba günü maç var. Umarım güzel dostluk çerçevesinde geçen bir karşılaşma olur. Güzel duygular içerisindeyiz hepimiz, heyecanlıyız. Böyle güzel bir maç için hepimiz geldik buraya. Tabii ki amacımız kazanmak ama ilk hedef tabii ki dostluk çerçevesinde geçmesidir. Öyle yani. Umarım. Belki yarın burada daha beraber oynadığın arkadaşlarınla birlikte karşı karşıya geleceksiniz. Bazılarıyla karşılaşacağız. Güzel bir duygu, o da güzel bir duygu benim için. Ülkemde tekrar bir maça çıkmak da ayrı bir güzel bir duygu. Kazanacağız diyorsun. Umarım yani. Tamam, ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim İrfan Bey. Evet, Hasan'la da görüştük. Arkada olan arkadaşlardan gençlerimiz var. Hanginiz konuşmak istiyorsunuz? YouTube ha, gel buraya, gel sen buraya gel. Gel. Önce kendini tanıt, tamam mı? Sen zaten meşhur olanlardan bir tanesin. Değil mi? Yeah, I think so. You think so? Okay. All right. Artık Kıbrıs'a geldin, Türkçe konuşman lazım. Tamam abi. Okay. Alalım bakalım duygularını. Tamam. Şimdi eve geldim. Evet. Çok mutluyum. Evet. Büyük maç var çarşamba günden. Kazanacağız değil mi? Kazanacak inşallah. Okay. I'm excited. The boys are excited. Can't wait to go. We're ready. Okay. Hazırlıyız. Daha önce sen Karma'da oynadın mı? Evet, geçen sene. Nerede? İngiltere'de mi, Kıbrıs'ta mı? İkisi de. İkisinde de. Yeah. Son olarak herhalde İngiltere'de oynadın değil mi? Yeah, Konifa'da. Konifa'da oynadı. Evet. Tanıt bakalım, isim neydi gene? Necati Genç. Necati Genç, evet. İngiltere'de Konifa karşılaşmalarında milli takımımızla birlikte yer aldın değil mi? Evet abi. Evet. Ve çarşamba günündeki maçımızı alırız diyorsun. Evet inşallah. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Son olarak bir şey demek istiyor musun? Yok abi. Okay. Thank you. Mustafa. Gel bakalım, sen eski kurtlardansın, gel. Aynen, eski, biz yaşlıyız biz. Yok, estağfurullah. Gel yanıma gel. Yanıma gel, oturayım burada. Tamam mı? Evet, tamamdır. Tamam. Evet Mustafa, Kıbrıs'a ayak bastık. Evet. Ve şu an otobüste otelimize doğru gidiyoruz. Nasıl geçti yolculuğun önce? Vallahi yolculuk çok yorgun var. Evet. Yani biliyorsunuz kolay değil. 5-6 saatlik yolculuk fazla, var. Fazla. Çok fazla. Fazla. Ama iyiyiz. Biz iyiyiz. Biz de tabii. Evet. Tabii. Şimdi şu an uykusuzluk var. Yorgunluk var. Aynen. Ama yarın bunları atacağınızdan eminim. Evet. Antrenman var yarın. Antrenman tabii. Zaman. Koşacağız. Evet. Antrenman yapacağız. İyi yiyeceğiz. Tabii. Hocanızdan memnun musunuz? Memnunuz. Memnun, evet. Okay. Evet. Bu sene hangi takım çok iyi. Genç oyuncular var. Evet. Çok yetenekli. Bu sene hangi takımda oynuyorsun? Dumlupınar. Hangi takımda? Dumlupınar. Dumlupınar. Aynen. Kaç sene var Dumlupınar'da oynuyorsun? İlk 2011'de imza atmıştım. Evet. Ondan sonra 2014'de Trabzon'a transfer oldum. İşte bu sene geri döndük. Yani inşallah ligi ve Challenge Cup'ı inşallah alırız. İnşallah bizim de istediğimiz olur zaten. Ve buradaki maçlarınızda başarılar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başka bir şey, ailene buradan bak. Berat'e selamlar. Herkese selamlar. Bütün aileyi davet et. Herkes gelecek zaten. Bir de buradan bir mesaj ver. Bütün ailem gelsin de. Bütün ailem gelsin. Hepinizi seviyorum. İnşallah çarşamba günü Atatürk'le sizi
görürüm inşallah. Atatürk statında. İnşallah zaten. İnşallah. Tamam. Evet. Mustafa çok exciting oldu. Evet. Maçımıza gördüğünüz gibi bütün oyuncularımız mutlu, yorgunluk var tabii. Yaklaşık 8 saatten fazla bir yolculuğumuz oldu. Oyuncularımız bu akşam dinlenecek. Yarın sabahtan antrenmanla hocalarımızla birlikte olacaklar. Biraz da takımın hocasına konuşalım. Belki ondan da alacağımız bazı mesajlar olacaktır. Evet, evet şu an Karma'mızın manajeri Berk Ömür'le birlikteyiz. Otobüste otele doğru giderken kendisiyle biraz sohbet edip takım hakkında bilgiler almak istiyoruz tabii. Tabii daha önce de görüşme yapmıştık. Fakat şu anki duyguları bizim için daha önemli. Yorgundular, yolculukları uzun sürmüştür. Ama takımına da tam destek. Takımım sağlam bir şekilde yarın antrenmanlara çıkacak diyorsunuz. Evet. Sizinle görüşlerinizi alalım. Uzun bir yolculuk geçirdik. Yorucuydu. Ben bu kadar geç saatte burada olacağımızı saat farkını hesap etmemiştik. Yaklaşık saat sabah 2.30'a geliyor. Normalde yarın iki idman yapmamız lazımdı. Sabah idmanını tehir ettik. Bir düz koşuyla geçireceğiz bir 15-20 dakika. Sonra kahvaltı. Kahvaltından sonra bir sınıf dersimiz var. Maç hakkında görüşeceğiz. Öğleden sonra bir idmanımız var. Maç idmanı artık son idmanı. Buradan da çocuklara baktım artık maçın buraya ayak bastılar. Maçın tam havasına girmiş şekildeler. Birer birer sözler alıyorum. Kendileri gelip veriyor. Bu da bize büyük moral ihtimal moral olur ve daha maça asılmamızı sağlayacak. Zor bir maç olacak. Böyle diyeyim. Karşıdaki takımın gücü belli. Tam bizim de gücümüz belli. Onların bizden biraz avantajı var, şu avantajı var. Bunlar Süper Lig topçuları. Haftada 5 gün, 4 gün idman yapan arkadaşlar. Tabii bizim o şansımız yok. Haftada 1 idman, 2 idmanla oynayan arkadaşlar dışında. Yani elimizden gelen en güzel oyunu yansıtıp, sahaya güzel bir oyun yansıtıp insanlara zevk vermeye çalışacağız. Dediğim gibi amaç burada hem futboldan daha önemlisi Kıbrıs'a yaptığımız temastır. Burada iz bırakmak sadece futbolla değil, çocuklara da bunu söyledim. Bizim oturuşumuz, kalkışımız, kafile halinde dolaşımımız, buradaki büyüklere saygıları, sevgilerini göstermeleri, bağlarını daha çok güçlendirmeleri. Yani asıl amaç bu. İleriki yıllarda ben bunun daha iyi olacağını zannediyorum. Başkanımla zaten ufak görüşmeler yaptık. Böyle diyeyim. Bu milli takımımızı her zaman hazır halde tutacağız. Yani böyle temaslarda 3 hafta 4 hafta kala bir telaşla futbolcu peşinde koşup aman onu alalım bu gelir mi onun iş durumu diye uğraşmayacağız. Biraz daha gençleşmeye çalışıyoruz. Sağ olsun bu sene benle beraber atanan Bekir Hoca'nın çok yardımını görüyorum. Gençler Ligi'nin üstünde duracağız milli takım için bu sene. Döndükten sonra yaklaşık 6 takımımız var. 22 topçu almayı düşünüyoruz Gençler Ligi'nden ve bunları her hafta milli takım altında, TTF altında idmanı alıp milli takıma kazandırmaya çalışacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Soru sormama hacet kalmadı. Hepsini maşallah bir nefeste anlattın. Ben de size başarılar diliyorum. Zaten çocukların da konuştuklarından sonra ne kadar istekli olduklarını biz de gördük. Ve özellikle de bir konuya değinmek istiyorum. Amacımız Kıbrıs'a gelip maçı kazanmak değil yalnız. Bizim amacımız temaslarımızı her zaman her sene ve buradan da tüm yetkililere ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sağladıkları için. Ve bunun devamını da onlardan bekliyoruz. Demek istiyorum. Asıl olan takımımız Kıbrıs'ın milli takımıdır bizim için. Evet. Önemli olan eğer biz onlara bir şeyler verebiliyorsak buraya gelişlerimizde ne mutlu bize. O da bizim takımımız. Yani burada yenilmek yenilmekten çok güzel bir futbol. Onlara ne kadar faydalı olabiliriz. Elimde olsa verebilsem sevineceğim. Yani benden topçu gitmesi, buradan oraya gitmesi. Amaç bunlar Kıbrıs'a, bu milli takıma ne kadar faydalı olabiliriz? Kıbrıs'ın futbolunu ne kadar ileriye götürebiliriz?
İnşallah bir gün onlar da olur ya diyoruz. Evet, karma menajerimizin de görüşlerini aldıktan sonra ilerleyelim. Önde federasyon başkanımız Serdar Sarı oturuyor ve diğer takım başkanları oturuyor. Onların da görüşlerini alalım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili futbol severler. Şimdi de federasyon başkanımız Serdar Sarı ile birlikteyiz. Başkanımızın da görüşlerini alalım. Bizim için çok önemli. Kendileri bu sene federasyonumuzun başkanı oldu ve ilk kez tabii daha önceler Kıbrıs'a birçok defalar Kıbrıs'a gelişleri oldu. Futbol üzerinden de temaslarımızı her zaman bize yardımcı olan bir başkanımız. Ama bu sene değişik bir fark vardır. Federasyon başkanı olarak kendisi geldi. Onun görüşlerini alalım. Buyur başkan. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın Kurt Ödes'e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi gençlerimiz arkada ne kadar mutluluk. Bu yüzden tabii ki sadece Başbakan Yardımcımız değil, hükümetimiz de destek verdi ve bugün buraya geldik. 15 Kasım'ı her sene olduğu gibi 15 Kasım'ı birlikte kutlamaya geldik. Bize bu onuru yaşattıkları için ben tüm hükümeti yapan, tüm görev alan bakanlarımıza canı gönlünü teşekkür ederim. Tabii ki birinin teşekkürü yine Fikret Bey, Kudret Bey'indi, Başbakan Yardımcımızın. Çok mutluyuk, çok mutluyum. Biraz tabii şimdi geç oldu. Kıbrıs'ın heyecanı, uzun bir yolculuk. Sabahın şu anda 1:30-2'si sanırım. Otelimize gitmek için alandan alındık otobüsle. Yine bunları sağ olsun Dışişleri Bakanımızın ve Başbakanımızın yapmış olduğu çalışmalar sonunda olmuştur. Çok memnunuz. Maçımıza bekleriz. Tabii inşallah maçtan önce yayınları, insanlar da bunu maça gelebilir. Maçımız 14 Kasım. Saat 5'te Atatürk Stadyumu'nda olacak. Ve buradaki tüm ekibe de, tüm görevlilere de teşekkür ederim. Özellikle de Aygın abime teşekkür ederim ki her an her yerde bizi bırakmaz ve çekimlerimizi yapar. En büyük alkışı da buradan Aygın abime vereyim diyorum ben. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, başkanımız Serdar Bey'le de görüştük. Hemen sol tarafımda Dumlu Pınar Başkanı Mehmet Nasıboğlular var. Bir de yardımcıları Rüstem İkal var, değil mi? Bu ama ben hep başkan olarak Mehmet'i düşündük. Az başkan Mehmet miydi? Evet. Görev değişikliği vardır. Bu sene Dumlu Pınar'ın başkanı Rüstem Bey'dir. Onun da görüşlerini alalım. Bakalım bu sene bizi ne gibi sürprizler bekler Dumlu Pınar'la. Önce takımdan biraz bilgi alalım. Takımdan önce. Evet önce takımdan lütfen. Bu sene hedefimiz Challenge Cup. İnşallah alırız. Bir bu kupayı almadık. İnşallah onu alırız bu sene. Challenge Cup'u alacaksınız. Almaya çalışacağız. İnşallah biz almazsak diğer takımlar alabilir. Gene Türk takımları. İlle de biz alalım. Bize gelsin. Türk Futbol Federasyonu'na en azından. Takım nasıl? Doğru mu? Takım iyidir. Daha formunda değiller. Birkaç maç daha ister otursun takım. Takımın manajerini sakatlar. Kim yapar şu an? Şimdi Ali Açık ve Mustafa yapıyor. Mustafa yapıyor, evet. Ben de böyle geçeyim de sesim duysun. Çok iyi bir kadromuz vardır. Bazı sakatlıklar vardır. Onlar da iyi olduktan sonra daha da düzeleceğine inanıyorum. Evet. Bu sene zannediyorum karmayla sorumlu olarak geldiniz. Evet. Göreviniz nedir karmada? Görevimiz sportif direktör. Evet. İnşallah. Ayağımız uğurlu gelecek diyorsun. İnşallah ayağımız uğurlu gelir. Evet ben aslında oyuncuları beğendim. Kadro güzel bir kadro vardır. Yani maçımızdan önce önemli olan bizim ziyaretlerimizdir. Ama maçı da almak, bu otobüste geri dönerken kupa elimizde şenlik bir şekilde dönmeyi tercih ederek. Tabii bu bizim çocuklarımızın elinde olan bir şeydir. İnşallah bunu bize, bu sevinci bize yaşattırırlar. Sizin de ayağınız uğurlu gelmiş olur bu sene. Ben inanıyorum, alacağımıza inanıyorum. Yani oyunculardan 25-30 senelik bir experience'im vardır bu Türk Ligi'nde. İçimde bir his vardır ki alacağız. Evet. Teşekkür ederim Rüstem Bey. Evet Mehmet Bey, uzun yıllar Dumlu Pınar'a başkanlık yapmış olan bir arkadaşımız. Zaten kendisi Magosalı'dır. Başka takımda da yer almak istemiyor. Hep Dumlu Pınar'ı destekliyor. Bir de onun görüşlerini alalım. Buyurun Mehmet Bey.
Şimdi Dunlupınar'ı Rüstem söyledi. Ben Karma için konuşmak isterim. Tamam, okey, buyurun. Geçen yılda Karma'yla yine ben Kıbrıs'a geldim. Yani ilk yolculuğumuzdan dönüşe kadar maçlarımızdan yani her şey çok güzel geçti. Geçen sene. Emeği geçen herkese burada teşekkür ederim. Yani federasyonumuzda bütün bakanlar da KKDC yöneticilerimize destek verenlere çok teşekkür ederim buradan. İnşallah güzel bir maç olur. Dostluk, bir kardeşlik, bir maç yaparız. Kupamızın da dönersek geri daha da güzel olur. Dönme gibi bir şansımız var yani. Yani takımcımız yani, güzel, takım çocuklar hepsi hevesli. Evet. Yani gönüllü olan gönüllü bu kupayı almaya geldik dedi çocuklar. Evet. İnşallah dediklerini yaparlar ve kupayla geri döneriz. Buradan Magosalılara biz seslen gelsinler maça, biraz katkı olsun. Bütün Magosalılara seven bütün futbol sevenler de herkes 14'ünde saat 5'te Atatürk Stadyumu'nda maçımız var. Gelirseniz sevinirik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkan. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi otobüste oyuncularımızdan manajere kadar, başkanımıza kadar röportajlarımızı yaptık. Bu akşamlık bu kadar. Biz yarın sabah erken kalkıp tekrardan Ergün abimizle birlikte tekrardan çekimlerimize devam edeceğiz. Ve sizlere İngiltere'ye olsun, dünyanın her yerine Berete'nin aracılığıyla bütün oyuncularımızın ve yönetim kurulundaki olan bütün arkadaşlarımızın haberlerini iletmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Yemeğe başlamadan 5 dakikanızı alalım lütfen. Öncelikle Londra'dan gelen futbolcu arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, kardeşlerimize
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her yıl biliyorsunuz düzenlediğimiz bir Cumhuriyet Kupamız var. Londra Toplum Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Futbol Federasyonu karmalar arasında. Son iki yıldır da bunu tamamen gençliğe yönelik 21 yaş altı olarak yapıyoruz. Bu yıl da yine aynı şekilde 21 yaş altı karmamız ve sizleri yarın akşam buluşturacağız. Tabii ki burada önemli olan şampiyonluk veyahut da garip girme değildir. En önemlisi dostluktur, kardeşliktir, kaynaşmadır. Bunun bilincinde her akşam karşılaşma oynadıysa ben çok sevinirim. Hiçbir şekilde, hiçbir tatsızlığın, hiçbir şeyin olmaması gerekir. Bize yakışır bir şekilde olursa sevinirim. Ben bu organizasyonu hemen hemen tüm masraflarını üstlenen Sayın Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Başbakan Yardımcımıza çok teşekkür ederim. Bu akşam da burada bize yine bu yemeği Sayın Bakanımız verdi. Hem kendi adıma hem de Federasyon adına kendisine çok teşekkür eder. Sayın Başkan'a da Serdar Sarı'ya da birkaç kelime söylemesini. Sağ olun. Rica ederiz. Öncelikle bizi karşıladınız. Biz de çok memnunuz. Burada Sayın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanımıza, Federasyonumuza minnettarız. Bizler yıllardır İngiltere'de yaşayan kardeşlerimiz. Sizlerle birlikte olmak için en azın takvimde günseriz. Her gün bir sonraki yılın takvimine bakaraktan ne kadar az bir günümüz kaldı ve onun hesabı içerisindeyiz. Neden? Bu buluşmalar bizi çok duygulandırır, çok heyecanlandırır. İnan bazen böyle kelime de bulamıyoruz söyleyeyim. Tabii ki bu 10 yıldan beri yapılıyordu. Sayın Başkan bu işleri çok bizimle beraber istenetle yaptı. Biz de çok gurur vererek yapıyoruz ama son 1-2 yıl dediği başkanın gençlere daha çok önem vermeye başladık. Bu anlamda da bu ülke hükümetin vermiş olduğu program içerisinde ve Dışişleri Bakanımızın ve Başbakanımızın İngiltere girmesi sayesinde de yapmış olduğu çalışmalardan da biz çok duygulandık ve çok motive olduk. Tabii geçmiş hükümetler de mutlaka bize hizmet etmişlerdi. Sakın onlara da eksik çalışsa diyebilecek anlam çıkmasın. Fakat bu yıl ilk defa biz her türlü masrafı hükümet tarafımızdan, Dışişleri Başbakanımızın tarafımızdan karşılandığı bilinmesini isterim. Ve biz bu gibi olaylar ilerideki yıllarda da bizden sonra gelecek olan yöneticiler arkadaşlarımızın da belki bir emsal olur ve onlar da zorlanmazlar. Çünkü gerçekten zor bir iştir bu yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarımızın organize olup da buraya gelmesinden. Ayrıca Başbakan Yardımcımızı tebrik eder ve bu konuda da yapmış olduğumuz fedakarlık ekonomik zor durumdaki bu şartları gördüğünüz gibi ne kadar zordu bu dolarların istediğinden havada düştüğü günlerde hiç eksiksiz, kusursuz bize bu hizmeti verdiklerinden dolayı da ekibim adıma ve Hasan Başkanıma da buradan teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Tüm de İngiltere arkadaşlarımızdan da sizlere bol bol selamlar getirdim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir şeyi unuttum. Söyleyeyim de Sayın Bakanıma söz verelim. Bugün ziyaretini de söyledim. Benim üzen bir şey oldu. Londra'da ikinci bir federasyon kuruldu. Kurulmuş. Bunu biz daha gazeteden okuduk ve bizim de logomuzun tamamen kopyalamışlar, taklit etmişler. Bu bizi daha da çok gerçekten üzdü. Arkadaşlar, her biri birine kızan bir federasyon kurarsa, her biri birine öfkelenen başka bir dernek kurarsa günün sonunda hepimiz üfelenirik, ayrılırık ve hiçbir şey olmayız. Ama biz kendi birliğimizi, beraberliğimizi her zaman kavga da etsek, öfkelensek de, biri birimize kızsak da kesinlikle biri birimizden ayrılmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmemiz lazım. Ben Futbol Federasyonu Başkanı olduğum sürece Londra'da kurulan veyahut da kuruldu dediğimiz federasyonla hiçbir şekilde hiçbir ilişki kurmayacağım. Bunu da burada ortak arkadaşlar lütfen aklına soksunlar. Ve vakit tez ikana gelsinler, vazgeçsinler, yuvalarına geri dönsünler. Eski bu arkadaşlarla zaten birlikte yıllarından birlikteydiler. Ben kesinlikle bunu tasvip etmem ve onaylamam da hiçbir şekilde daha. Ne konuşurum ne de görüşürüm. Bunu da ben belirteyim, onlar da duysunlar. Ve tekrardan Sayın Bakanımıza, Başbakan Yardımcımıza ben soruyorum. Beyler arkadaşlar, öncelikle size bir özür borcum var. Çünkü bu akşam geç geldim buraya. Bakanlar Kurulu toplantısı olduğu için ancak da bitti ve gelebildik. Onun için kusura bakmayınız. Bir kere hepinizi burada görmekten memnuniyet duyuyorum.
hükümet olarak biz gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri önemsememiz gerektiğini, daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini, daha fazla bir araya gelmemiz gerektiğini düşünerek yola çıktık. Zaten bir süre önce İngiltere'de yapmış olduğumuz bir toplantıda ve Londra yaptığımız bir ziyarette yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin burayla daha fazla ilişki içerisinde olması, daha fazla bir kaynaşma içerisinde olmasının genel anlamda Kıbrıs Türk'üne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok önemli bir katkısı olacağına inandığımızı söylemiştik. Bunu ısrarla şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yerine göre askerlik konusunda, yerine göre burada yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yapacağı yatırımlar konusunda, ama yerine göre sosyal ve diğer sportif faaliyetlerle ilgili olarak elimizden geldiğince katkı yapma kararını hükümet olarak aldık. Geçmişte de yapılmış olan, ki onların da takdir edilmesi lazım, çalışmaları biz sadece artırmak ve daha ileriye götürmek kararlılığındayız hükümet olarak. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim için önemlidir. Bunun için az önce söylenen konuyla ilgili olarak söylüyorum. Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bizim zaten sayı olarak çok büyük bir halk değiliz belki, ama ihtiyacımız olan şey bölünmek değil. Bölündükçe küçülürüz. Bölündükçe zayıflarız. Birlikte hareket ettikçe gücümüz artacaktır. Bu bence son derece önemlidir. Geleceğe bu açıdan bakmamız lazım. Önümüzdeki dönemde de sizlerin bu ve benzeri faaliyetlerinizi hükümet olarak bizler destekleyeceğiz. Elimizden geldiğince bütün desteği vereceğiz. Ben Londra'da Futbol Federasyonu'nun yöneticileri de burada, başkanı da burada, sağ olsunlar. Bugüne kadar çok önemli bir görev yerine getirdiğini düşünüyorum. Özellikle zaman içerisinde farklı federasyon, farklı dernekler bağlamında belki bazı sıkıntılar yaşandı. Farklı dernekler bağlamında zaman içerisinde yeni nesil, yeni jenerasyon çok fazla katılmak istemedi. Ama sporun o gücüyle federasyonun özellikle yeni neslin katılacağı, özellikle yeni neslin daha fazla katılacağı bir platform yarattığını, bir imkan yarattığını düşünüyorum. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Yarın için de hepinize başarılar dilerim. Bugün burada, bu akşama belki de en son kendi düğünümde bu kadar çok handshake yapmıştım. Dolayısıyla tekrardan hepinizin elini sıkabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Welcome all. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Biz bunu onurla taşıyacağız. Biz her zamanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kapaşmıştır, destek olmuştur. Bunu da tüm gençler adına alıyoruz. Gençlerimize söz veriyoruz ki daha büyük çalışacağız ve çalışmalarımızın da faydasını her iki tarafta görecektir. Bunu garanti ediyoruz. Bizim de size bir hatıramıza baktığınız zaman sonundaki gençlerimizi hatırlayasınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gençlerimize yakalan katkıdan dolayı Londra'dan size böyle bir teşekkür ederim. Bu da bizim buradaki gençlerimizin yarın geleceği formanın bir örneğinin. Bu tepesi sahada görürsek inanın. Gelebiliriz tabii. Gelebiliriz sahaya. Sahaya gelebiliriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu vesileyle 15 Kasım henüz daha olmadı ama hepinizin de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yıl dönümü tekrardan kutlu olsun arkadaşlar.
şeye. Thank you.